oldukça tehlikeli ve zor. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Öyle ama bu devirde kolaylıkla para kazananlar çok. İşimi bilir ve severim. Zorluk yıldırmaz beni. Neniz var? Hasta mısınız? Yok bir şey. Nöbet Ragıp'ın, ona anahtarı verirsin Osman amca. Olur. Eyvallah. Güle güle. Erkan? Babacığım! Yavrum! Annen evde mi oldu? Evde babacığım. Ne olmuş senin yüzün öyle? Ha? Hadi sen elini yüzünü yıka oğlum. Mutfaktaydım, sokağa kaçtı. Bugün üç defa elini yüzünü sildim. Ne zaman sokağa çıksa çamur içinde dönüyor. Niye durgunsun? Bilmem, yorgunum belki. Aferin benim oğluma! Etrafa su sıçratmaya mı yavrum?
sen üzülüyorsun. Yoksa bugün anlatsana. Hasta götürüyordu. Gözlerim gene karardı. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Yok, yok. Bereket yol fazla kalabalık değil. Ama olabilirdi. Bu son iki ayda üçüncü. Bir doktora görün sen Murat. Başımıza bir felaket gelmesin. Zaten mesleğin tehlikeli. Çok ihmal ediyorsun kendini. Ne olur? Yarın bir doktora görün ha. Belki ilerlememiştir daha. Tedavisi kolayca bir hastalıktır. Ben de hasta olmak istemiyorum Zeynep. Sen, çocuğum. Her gün çeşitli hastalar taşıyor. Görüyorum hastanelerde hastalığın ne kadar zor. Yenilmesi güç bir düşman oldu. Gözlerin tüm görmez olunca daha neyi Murat'ım? Gideriz oğlum, gideriz. Baban yorgun oğlum, rahat bırak onu. Hey, üç, bir, sen, yan, do, rotu. Erkan'ın gittiğini bile duymadım. Gene gazeteye mi gittin? Evet. Kazanmak için erkenden kalkmak. Onun için çalışmak bir eğlence oluyor Murat. Görünmem şart. Şikayetin devam edecek. Belki 15 gün, belki bir sene, belki de 20 sene. Gıdana, yaşamana, kendine bakmana bağlı bu. Çalışıp yorulmayacaksın. Dinlenmen gerek. Böyle yorucu çalışmalara devam edersen kör olman ihtimali %100. O duruma gelirsen ameliyat da fayda vermez. Tedavi, dinlenme şartmış. Böyle yorucu çalışmayla her an kör olabilirmiş. Nasıl olur? Nasıl olur Tanrım? Sana nasıl bakarım?
Çocuğumuzu nasıl yetiştiririm? Üzme kendini, ben de çalışırım Murat. Elimden dikiş geliyor, dikiş dikerim. Ya ben... Tanrım! Neden vurdun tepemize bu ağır yumruğu? Gözlerimi alırsan... oğluma nasıl bakabilirim? Anneciğim, bugün tam 15 lira kazandım. Aferin benim aslan oğluma. İnşallah okur büyük adam olursun. Hadi baba, karate yapalım. Biliyorsun yarın akşam antrenman var. Geçen gün hastaneye götürmüştünüz kocamı. Hatırladım. Bu eşyaları siz getirdiniz herhalde. Evet. Gelin size bunun sebebini anlatayım. 5 lira. Çok para. Avukatım. İp altından adam çıkarıp kurtarırım. Çevrem geniştir. Teklifin nedir? 5000 avans aldım. Ambulansla tasarladığım soygunu yaparsak 500.000 lira daha alacaksın. O gün seni denedik. Yüreğini bildik. Şoförlüğünü gördük. Kabul et. Basitlikten, böyle bir evde oturmaktan kurtul. Alın paranızı, istemiyorum. Namusluluk. Dürüstlük, boş şey bunlar. Plan müthiş ama basit. Sana da 5 dakika ambulans kullanmaktan başka hiç düşmeyecek. Gidiyoruz. Neler getirmişler.
beğendin mi? Baba, senin arabandan hızlı gidiyor, bak! Bunları da sana almışlar. Kemiklerini, pantolonlarını ütülerim bu ütüyle. Nasıl buluyorsun? Güzel. Ama bakmadın bile yüzüme. Öyle mi? Çok yakışmış sana. İlk defa bu kadar lüks bir geceliğe sahip oluyorum. Anlıyorum. Anlıyorsun ama susuyorsun. Hayat yükü zorluyor bu susmaya. Konuşma böyle ne olur. Bozma hayallerimi. Hep düşünürdüm genç kızlığımdan beri. Sevdiğim erkeğin koynuna böyle girmeyi. Ben demek istedim ki... Çok para kazansaydın... Üzüyorsun beni Zeynep. Ne olur anlamaya çalış. İyi insanlar. Oğlumuza ne oyuncaklar getirdiler. Ne kadar sevindi çocuk. Bilmiyorsun sen onların... Biliyorum, hayatını kurtarmışsın. Şükran borçlarını ödüyorlar. Ne çıkar bunda? Çok. Çok şey. Kadıköy'de en işlek muhitte büyük bir şirket var. Binanın bulunduğu cadde çok kalabalık, trafik orada karınca gibi kaynıyor. Tam işimize uygun bir yer. Soyacağımız yazıhane binanın 4. katında. Her çarşamba orada şirketin 5 milyon lira civarında parası toplanıyor. Binanın önünde benim 2 sadık adamım bulunacak. Sen gelmeden önce orayı kontrol altında tutacaklar. Senin yapacağın iş... Ambulansı son süratle siren çalarak getirip binanın önünde durdurmak olacak. Thank you.
etmezse 40 sene daha yaşasın. Yürü bakayım. Yalnız saymak zor oluyor galiba. Ben de yardım edeyim. Paraları sedyeye koyun. Üstüne de çocuklardan birini yatırın. Arabaya öyle bindirin. Ben arka kapıdan çıkıyorum. Olur. Sen de bir dakika sonra çık buradan. Alo, emniyet müdürlüğü mü? Bir ihbarda bulunacağım. Tesadüfen tanık oldum. Plakası 34OC701 olan bir ambulansla soygun yapanlar... ...Kilios yolunda metruk bir binada paraları paylaşıyorlar. Komiserim, biri yaşıyor. Nasılsın? Yapmadın diye. İftira ettiler sana. Da senin üstüne attı. Ölünceye kadar beklerim seni Murat. Zaten yakında kurtulacaksın. Turhan Bey kurtaracak seni. Turhan? Merak etme dedi bana. Avukatmış. Kocan suçsuz, kurtulacak dedi. Yalnız senin susmanı istiyor şimdilik. Bilir bilmez bir laf ederse... ...onu kurtarmak için hazırladığım savunmayı bozabilir diyor. Yardım da ediyor bize. Sıkılmayın dedi.
Hapse gireli tam 20 sene geçti. Bir gün karımın ölüm haberini getirdiler bana. Çocuğumun, sevgili yavrumun ne olduğunu bilmiyor. Yaşıyor mu? Kimin yanında? Yoksa o da annesi gibi ölüp gitti mi? Gelenim gidenim olmadığı için oğlumun akıbetini öğrenemedim bir türlü. Müjde! Alın okuyun! Af çıkıyor, af! Hükümet kanun teklifini meclise sundu. Herkesin özlediği genel af yakında çıkacak. Tutukluların hepsi hürriyetine kavuşacak. Af çıkacak. Çıkınca da Murat bela olacak başımıza. Gidin Türk Kemal'i getirin bana abi. Temizle şu tablayı. Merhabalar. Eğleniyorsunuz öyle mi? Önce şu geçen haftaki hesabı kapatın. Borcumuz mu var sana? Bana bak arkadaş, sana kapatılacak hesabımız yok. Hadi bakalım bas, neşemizi bozma. Şimdi neşenize neşe katarım ben. Babanızın uşağı mı var lan? Her gün ayağınıza mı gelecek? Hadi, pamuk eller cebe. Hadi bas! Bakalım şu gece sütünü iç. Fazla içme son olursun ha. Gel bakalım bu iyi güzel çocuk. Kemal abi, patron seni istiyor. Bu kadarla bitmedi bu ders. Gene görüşeceğiz. Anladın mı? Gidelim. Bak bakalım. Tanıyacak mısın? Tanımadım. Suyu alınıp posası bırakılacak yeni bir enayi mi? Bu adam hapiste. Murat ismi. 4. koğuşta. Ne istiyorsun patron? Adama temiz çamaşır mı gidecek? Af var. O adamın hapisten çıkmaması gerek. Çıkarsa başıma bela olacak. Anladım. Bir mesele çıkartıp hapse girmemi, hapse girince de herifi temizlememi istiyorsun ha? Tamam, aynen böyle. Kolay bir iş bu. İçeri girince bizi boşlama patron. Merak etme, sen sağ kolumsun. Eyvallah. Özoğlu! Nasıl yapacak bunu? Silahın geri tepmesin. Sanmam. Ben işimi bilirim. Ne duruyorsunuz? Polis çağırsanıza! Çağır! Hadi polis çağırın dedim! (Gülüyor)
geçmiş olsun arkadaş. Gel yerini göstereyim. Tuğra'nın gönderdiği adam sen misin? Aha. Kim bu Murat? Karşıda, bize bakıyor. Geçmiş olsun evlat. Herkes avluya. Koğuşlarda temizlik yapılacak. Yak bakalım babalık. Hadi ne duruyorsun, yaksana.
Konuş. Bir daha aynı şeyi yaparsan gebertirim seni. Lakin patron boş bırakmaz seni, halledemedin. Kemal korkmaz, ziyaretçim var. Bütün mahkumlar avluya! Bugün çıkacaksın. 3 saatin var. Beceremezsen başına geleceği biliyorsun sanırım. O ölmezse sen öleceksin, ona göre. Kim gönderdi seni? Turhan, avukat Turhan. Senden korkuyor. Çıktığın zaman bulup öldürecek misin? Onun için ölmen gerek. Beceremezsen beni öldürürler. Emrinde çalışacak başka adam bulamadın mı be evlat? Beni o büyüttü. Kimsem yoktu. Hapisten çıkınca kaybolursun ortada. Kapıya arabayı dayayıp beklerler. Kurtuluş yoktur. Benim hayattan beklediğim bir şey kalmadı evlat. Yaşamam senin gibi genç bir hayatın sönmesine sebep olacaksa öldür beni. Yok be babalık. Artık istesem de elim kalkmaz sana. Seni sevdim, ısındım sana. Sonra ben adam öldürerek yaşamak, para kazanmak istemiyorum. Buna sevindim evlat. Kaç bu şehirden. Kendine yepyeni, tertemiz bir hayat kur. Allah'a ısmarladık babalık. Darısı başına. Söylediklerimi unutma evlat. Peki babalık. Şunu al, doğru yolda olan birini hatırlamak istersen bakarsın. İçinde tertemiz bir Kemal bulacaksın. Asıl adının ne olduğunu bile bilmeyen masum bir Kemal.
olsun Kemal. Öldürecek misin? Evet. Ya baba oğul olduklarını öğrenmişlerse, konuşmuşlarsa? Murat akıllı adam. Beraber bir plan yapmış olabilirler. Doğru. Konuşturabilecek misin? Deneyeceğim. Benim bildiğim Kemal asla konuşmaz. Öldürmedin. Ne olacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yaşamak için öldürecektin. Ne bahasına olursa olsun öldürecektin. Ruhsat vermedi. Konuşturma adamla hiç. Yan yana geldiniz mi? Geldik, konuştuk. Neler konuştunuz? Önemli değil. Yalnız insan olduğumu, iyiliği, dürüstlüğü öğrendim ondan. Öyle mi? Başka neler konuştunuz? Ben bilirim şimdi seni konuşturmasını. Hadi kalk. Revire gidebiliriz. Mahkumu revire götürüyorum.
Kemal'i nereye götürdüler? Karanfil, pavyona! Söyle, Murat'la neler konuştunuz? Nuri kim? Benim. Kemal nerede? Kemal'i nereye götürdüler? Kum kapı güreş kulübünde. Sami bilir. Kartal'daki Turhan'ın hurdalığına götürdüler. Siz devam edin, mutlaka konuşacak. Gidelim. Nereye gidiyorsun? Beni bırakıp gidemezsin. Bu paralarda benim de hakkım var. Hakkın mı var? Ölülerin paraya ihtiyacı olmaz güzelim. Duman edecek herifler bizi burada kalırsak. Bu işin tek yolu var. Mümkün olduğu kadar uzağa kaçıp kurtulmak. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Ama çok istiyorsan sen de gel benimle. Nasıl geldin babalık? Bu yol göster. Hadi. Hadi çabuk uzaklaş git buradan. Sana gitmeni söylüyorum. Gitmem babalık. Git evlat. Sonu gelmez bunun. Bir kere ateş edersen arkası gelir. İflah olmazsın. Elin kana bulanmadan gel. Beni kurtarmaya geldin.
Seni nasıl bırakırım babalık? Mertlik mi seni bırakıp gitmek? Delikanlılık mı? Neler konuşmuştuk? Hani tertemiz yeni bir hayat kuracaktın evlat. Beni seviyorsan, bana biraz saygı duyuyorsan git. Silahımı da doldurayım da ne olur ne olmaz. Silah sesleri! Belki de babası yetişmiştir. En iyisi toz olmalı buradan. Yürü! Thank you.
bakma babalık. Dayanamadım. Ölüm kalım savaşında yalnız bırakamazdım seni. İyi yaptın. Sana bu yakışır. Duran! Çıktığını bilmiyordum. Eğer haberim olsaydı karşılamaya gelirdim. Evet. Hapishaneye oğlumu beni öldürmek için gönderdiğin gibi. Yok. O benim fikrim değildi. Olanlara boş ver. Anlaşalım seninle. Anlaşacak kadar vaktimiz yok Turhan. Artık her şey bitti. Onun için çürüttüğün yıllarımın intikamını alacağım. Çantada 2 milyon var. Yarısı senin. Paylaşırız. Hepsi senin olsun istersen ha. Balık! Yaralı değilsin ya babalık. Yok evlat. Hiç o beni vurabilir mi? Sen elini kirletmeyeceksin. Bu paraları alıp gideceksin. Kanımla, canımla kazandığım bunları alıp gideceksin. Seni bırakmam burada. Gideceksin evlat. Babalık. Sana doğru yolu gösteriyorum. Git evlat. Temiz hayatını kur. Bana sevgin, bana saygın varsa git. Babalık. Babalık. Evlat.